acı yaşadım. Bu analar babalar acı yaşamasınlar. Çünkü Mustafa'nın hiçbir suçu yoktu. Hiçbir delili yoktu. Parmak izi yoktu. Hiçbir şey yoktu. Dediler silahı Mustafa temin etti savcı öldürmesi için. Peki İbrahim da mı savcı için? Helin de mi savcı için? Diyelim ki Mustafa savcı için. Avukat Didem de mi savcı için? Aytaş da mı savcı için yani? Yarın başkası da ölse diyeceksiniz ki Özgür de ölse, Didem Akman da ölse diyeceksiniz ki hepsi savcı için. Ya Allah'ta korkun ya. 28 yaşındaki genç çocuğu kaybettim. Genç çocuğu. Hiçbir delil olmadan. Tamer Keskin vicdan kanatı veriyor. Vicdan kanatı. Ne vicdanmış be? Bir uzman çavuş bir kıza tecavüz ediyor. Hiç hakkında bir soruşturma açılmıyor. Demek ki Mustafa öyle bir şey yapsaydı hakkında hiçbir şey açılmayacaktı. Yalnız oğlum gururludur, şereflidir. Öyle pis işe bulaşmaz. Çünkü biz onunla gurur duyuyoruz. Alnımız açık. Namussuzluk yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Bir çavuşu bugün arkasına almışlar, saklıyorlar. Uzman bir çavuş. Yetiştiriyorsunuz ki karı kızlara mı tecavüzsün? Yarın o çavuş bacısına da yapar, anasına da yapar. Ama Mustafa gururlu, nefsiyenatlı. Avukatlarımız gururlu, nefsiyenatlı. Sanatçılarımız günahlı. Yeter diyorum, ölmesin daha, yeter. Neydi bu ya? Nedir ne? Bunların yaptığı İsrail yapmadı. İsrail Filistin'e be. Biz başka zaman İsrail'i araştırıyoruz. Sizin neyiniz aşağı be onlardan? Bir ananın, bir babanın canının ciğerini yakma hakkınız var mı? Bir evladım vardı be. 28 yaşında. Hiçbir delili yok. Hiçbir parmak izi yok. Olsaydı ben arkasında durmazdım. Ama bugün o çavuşun arkasında devlet var, devlet. Yeter diyorum artık, yeter. Sağ ol, teşekkür ederim.